Kralların kentidir Adıyaman. Tarihi 40 bin yıl öncesine dayanır. Hititlerden Friklere, Asurlardan Perslere, Makedon ve Komagene krallıkları da dahil olmak üzere 16 değişik medeniyete ev sahipliği yapan Adıyaman'da soluk almak 40 bin yıl öncenin nefesini hissedebilmektir adeta. Güneş en güzel Nemrut'ta doğar ve güneş yine en güzel Nemrut'ta batar. Kommagene kralı Antiochos da böyle düşünmüş olmalı ki kendisiyle birlikte tanrıların heykellerini burada inşa ettirdi. Komagene Krallığı'nın gücü ve ihtişamı burada kendini gösterdi ve hala da göstermeye devam ediyor. Yapımından bu yana üzerinden binlerce yıl geçmiş olsa da, hatta Komageneliler çoktan tarih sahnesinden kaybolmuş olsalar da, güneş o heykellerin üzerine doğuyor ve insanlar bu eşsiz seyrin zevkini çıkartmaya devam ediyor. Zeus Ahura Mazda, Apollon Mitras, Kommagene Fortuna Tike, Herakles Artaknes. Kommagene Krallığı'nın gökyüzü hakimiyetini temsil eden koruyucu kartal, krallığın yeryüzü hakimiyetini temsil eden koruyucu aslan heykelleriyle birlikte Antiochos geçmişin izlerini günümüze yansıtıyor. Nemrut Dağı'ndaki heykeller ve kabartmalar kadar milyonlarca kireç taşından oluşan tümülüs de etkileyicidir. 145 metre çapı, 55 metre yüksekliğiyle dünyadaki en yüksek tümülüs, Doğu ve Batı terasının tam ortasında yer almaktadır. Güneşin en güzel doğuşunu gören doğu terasında bulunan heykellerin aynısı, güneşin batışını en güzel gören batı terasında da bulunmaktadır. Nemrut'taki önemli buluntulardan biri de Aslan Horoskopu'dur. Aslan Horoskopu, dünyanın bilinen en eski astrolojik takvimidir. Kabartması üzerinde yer alan ay ve yıldızlardan, M.Ö. 7 Temmuz 62 tarihi okunmaktadır. Bu tarih, Kral 1. Antiochos'un tahta çıkışıyla örtüşmektedir.
Terasın kuzey ve güneyinde Komagene Krallığı'nın Pers soyuna ait krallarının kabartma stelleri bulunmaktadır. Kral Antiyokos'un tümülüsün altında bulunan bir mezar odasında gömülü olduğu tahmin edilmektedir. Kral Antiyokos bu dev tümülüsün altında Helenistik dönemden bu yana ölüm uykusuna yatmaktadır. UNESCO tarafından insanlığın kültür mirası listesine girmiş olan Nemrut Dağı, Doğu Toros Sıra Dağları üzerinde 2206 metre yükseklikte, Fırat Nehri geçitlerine ve ovaya hakim bir tepe üzerinde yer almaktadır. Nemrut Dağı Ören Yeri 2004 yılında dünyadaki en büyük üstün başarı ödüllerinden birisi olan ve Turizm Oscar'ı sayılan Altın Elma Ödülü ile ödüllendirilmiştir. Nemrut'un zirvesinde göğün kızıla büründüğü görkemli gün batımında Kral 1. Antiyokos'un sözleri hala yankılanmaktadır. Ata hükümdarlığını devraldığım zaman tahtıma bağlı krallığı tüm tanrıların ortak yurdu yaptım. Onları, şekli temsillerini kendi soyumun talihli köklerinin geldiği Pers ve Helenlerin eski usullerine göre çeşitli biçimlerde yapmak suretiyle kurbanlar keserek ve şölenler düzenleyerek, eskiden beri insanlar arasında ortak bir adet olduğu üzere onurlandırdım. Zamanın tarihine dirençli bu tapınaksal mezarın temellerini, göksel tahtlarının yakınında atmaya karar verdiğimde, bu kutsal mekan sadece ileri yaşıma rağmen hala sıhhatte ve selamet içinde olan bedenimi saran kılıfa, Tanrı'nın sevdiği ruhum, Zeus Ahura Mazda'nın göksel tahtlarına yolcu olduktan sonra ebedi bir istirahatgah olsun istemedim. Buranın aynı zamanda bütün tanrıların ortak tahtları olmasını da kararlaştırdım. Adıyaman'ın tarihi ve kültürel yapılarını anlatırken tabii ki ön planda Nemrut Dağı var. Ama aslında Nemrut Dağı'nın gölgesinde kalan yerler var. Bunlardan bir tanesi hemen yanında Arsemia Ören Yeri. Arsemia, Komagene Krallığı'nın merkezi olabilecek bir yapıdır. Geniş bir alandadır. İki köyümüzün sınırları içerisindedir. Ve Komagene medeniyetinin izlerinin bulunduğu, işine girdiğin zaman insanın kendini kaybedebileceği, kendinden geçebileceği mükemmel bir ortamdır. Adıyaman'da bir gün içerisinde bahar serinliğini de yaz coşkusunu da yaşamak mümkündür. Yaz sıcaklarının ortasında bahar serinliğini yaşamak isteyen Komagene Kralı, yazlık yönetim merkezini bahar havasına sahip Arsemia'da konuşlandırmıştır. Arsemia'nın merkezine ulaşmak için tören yolu üzerinde yürüdüğünüz zaman köklü bir medeniyetin izlerini hissedersiniz adeta. Bu taştan yolu binlerce yıl önce Komageneliler kralları için döşemişlerdi. Güneydeki tören yolu üzerinde Apollon Mitras'ın ve Komagene krallarının kabartma heykelleri, orta kısımdaysa Komagene kralı Antiyokos'la Herakles'in tokalaşma kabartması yer alıyor. Antiyokos, kendisinin Roma dostu olarak adlandırılmasını isteyen bir kraldı.
kendi gücünü göstermek ve ölümsüzleştirmek için ülkenin her yerine gösterişli binalar ve kabartmalar yaptırıyordu. Doğu ile Batı'nın birleştiği, yerle göğün barıştığı bir mekan olarak Arsemiya, bugünün insanlarına çok ciddi barış mesajı vermektedir. Karakuş Tümrüsü Kahta ilçemizi geçtikten sonra yol güzergahında devam ederken, Nemrut'a giderken sizi karşılar. 15 metre, 120 metre yüksekliğinde bir tümülüs, bir tepe biçimindedir. Tümülüs tabi anıt mezar. Hemen ön tarafında doğru düzeninde bir sütun üzerinde kartal var. Bu kartaldan dolayı yöre halkı Karakuş Tümülüsü demiş buna. Bu kartal Komagene Krallığı'nın gökyüzü hakimiyetini temsil ediyor. Aynı zamanda Zeus'un habercisi, haberci olarak kullandığı bir simgesi. Karakuş Tümülüsü, Komagene Kralı 2. Mitrades tarafından annesi İzias adına yaptırılmıştır. Sütunların üzerinde aslan, hala yok olmamış kabartma, tokalaşma steli bulunmaktadır. İzias'ın diğer bir kız kardeşi olan Antiochis ve onun kızı Aka da orada yatmaktadır. Karakuş Tepesi bulunduğu coğrafyaya hakim bir tepededir ve oraya vardığınız zaman sırtınızı Karakuş Tepesi'ne yasladığınız takdirde kendinizi Komagene uygarlığı içerisinde hissedebileceğiniz bir ortamdır. Mitrades, yazlık malikanesinin terasında derin çaya inen baş döndürücü vadiyi ve karakuşu seyrediyor. Böylelikle ölümlerinden sonra da sevdiklerini yanında hissedebiliyordu. Kahta Kalesi. 16 ayrı medeniyetin izlerini taşıyan Adıyaman'ın önemli kültür varlıklarından biri de Kahta Kalesi'dir. Nemrut Dağı Tur güzergahında olan eski Kahta Kalesi, 3 önemli medeniyetin izlerini taşımaktadır. Komageneliler döneminde ilk olarak inşa edilen kalenin adı, Memlüklülerle Moğollar arasında geçen savaşlarda sık sık geçiyor. ...1283-1289 yıllarında kale, Halep valisi Karasungur tarafından alınarak yeniden tahkim edilir. Daha sonra uzun yıllar Osmanlı hakimiyetinde kalan kale, yüzlerce yıllık geçmişine rağmen hala dimdik ayaktadır. Cendere Köprüsü sadece taştan yapılmış basit bir köprü olarak görmemek lazım. Medeniyetler arasında köprü vazifesi gören, kültürler arası bağlayıcı görevi gören mükemmel harika bir bağlantı köprümüzdür bu. Doğu ile Batı'yı, kuzey ile güneyi birbirine bağlayan bir bağlantılı kavşak noktasıdır. Bu özelliği itibariyle de
önem arz etmektedir. Bunun dışında mimarı bakımından ve bugün kadar getirdiği efsaneleri bakımından da harika, görülmeye değer bir yerdir. Oraya gelen insanlar o ortamı yaşadıkları zaman kendilerinden geçmektedir. Oradaki tarihi mekanların, tarihin vermiş olduğu atmosfer içerisinde sanki yıllar öncesini yaşıyormuş gibi kendilerini hissetmektedirler ve ayrılmak istememektedirler. Bir Adıyamanlı olarak biz bile her gittiğimizde bu duyguları yaşamaktayız. Cendere Köprüsü. Kimler geldi, kimler geçti? Hepsi gördüler, büyülendiler ve geçtiler. Tam 1800 yıldır nice medeniyetler, kavimler Cendere Köprüsü'nün üzerinden gelip geçti. Cendere Köprüsü 1800 yıldır işlevselliğinden hiçbir şey kaybetmeyen yeryüzündeki ender yapılardan biridir. Köprü, Kahtay ile Sincik ilçeleri arasında yer alan Cendere Kanyonu içinde antik Kabinas Çayı üzerinde yer alır. Yapıldığı günden bugüne hala geçit veren köprü, Roma İmparatoru Septimus Severus zamanında Samsat'ta karargah kuran 16. Lejyon tarafından yaptırılmıştır. Kitabeleri köprünün yapılışına olduğu kadar dönemin tarihine de ışık tutmaktadır. Köprü üzerinde yer alan sütunlardan biri İmparator Septimus Severus'a, biri karısı Julia Domna'ya ve diğeri oğulları Caracalla ve Geta anısına yaptırılmıştır. Septimus Severus'tan sonra tahta geçen Caracalla, taht kavgasına girdiği kardeşi Geta'yı öldürtür ve Roma topraklarında Geta adına dikilen ne varsa yıktırır. Bu yıkımdan Cendere Köprüsü de nasibini alır ve Geta adına dikilen sütun kaldırılır. Günümüzde tarihi görselliğiyle ziyaretçilerini ağırlayan anıtsal Roma mimarisinin muhteşem örneği Cendere Köprüsü, yöre halkı için geziler ve eğlenceler düzenlenen bir buluşma noktasıdır. Adıyaman'dan Nemrut'a tırmanırsınız. Arsemiya'da kral yolunda kendinizi kral gibi hissederek yürürsünüz. Fakat Kızılin'i görmek için yüzme bilmeniz veya bir kayığa sahip olmanız gerekir. Ben Kızılin köyünden Hüseyin Biricik. Şu anda bulunduğumuz mühit Kayanın Altı diye adlandırılıyor. Buradan karadan ulaşım olmadığı için dışarıdan gelen arkadaşlarımızı, misafirleri tekneyle buradan Abdüleş Mühitü'ne vesaire diğer başka yerlere gezmeye götürüyoruz. Öyle bir yerdir ki Kızılin Kanyonu, maalesef karayoluyla bu güzelliği görmenin imkanı yoktur. Fakat hemen yılgınlığa kapılmayın, çünkü yöre halkı minik kayıklarıyla sizi seve seve ulaştırır. Bu yolculuk son derece keyiflidir. Burada gelme arası dediğimiz mağaralar var. Mağaraya çıkmak için mağaranın altından üstüne doğru 72 merdivenle çıkılıyor. Az yukarıda köprü diye
daha önce yıkık köprü var. Köprüde mağaralar var. Karşıdan Fırat'la Urfa'yı birleştiren Müğüt'te Abdüleş dediğimiz yerde mağaralar var. Gezilecek birçok yer var. Kanyonda dolaşırken dev duvar gibi yükselen kanyon yamaçlarında o minik minik oyukları görürsünüz. Bu oyuklar M.Ö. 150'li yıllarda yapılan ve hepsi birbirine bağlı mağaralardan oluşan yerleşim yerleridir. Bir labirent gibi kanyonu baştan sona saran bu mağaralarda dolaşmak, yeryüzünün başka hiçbir bölgesinde tadamayacağınız bir gizem hissettirir size. Ayrıca burası Göksu'yla Fırat'ın birleştiği yer. Burada ayrıca başka bir özelliği de Fırat'la Göksu'nun tam birleştiği yerde Göksu'nun sıcak, Fırat'ın buz gibi olması. Kış ayında da tam tersi. Fırat'ın sıcak, Göksu'nun buz gibi olması. Bu yukarıda iki barajın, Atatürk Barajı'nın 100 metre aşağıdan çıkması, Göksu'nun 20 metreden çıkmasından kaynaklanıyor bu. Kışın dabanda sıcaklık olduğu için Atatürk Barajı'nda Göksu'da 20 metre olduğu için sıcak oluyor. Tam tersi, yani kışla yaz mevsiminde birbirine paralel. Şu an Göksu ateş gibi, Fırat buz gibi. Burası cennetten bir parça, gezilmeye değer yani. Besin'in 15 kilometre mesafede Üçköz beldesi var. Üçköz beldesinin 1 kilometre yakınında Sofras tümülüsleri var. Tümülüs anıt mezar dediğimiz. Orada iki tümülüs var. Küçük tümülüs ve büyük tümülüs. 90'lı yıllarda Adıyaman Müzesi orada bir kazı yaptı ve tümülüsü açığa çıkardı ve turizme sundu. Uygarlıkların doğup geliştiği ve dünyaya yayıldığı bu toprakların her adımında bir doğa ve tarih harikasıyla karşılaşılır. Sofras anıt mezarları ve Derik kutsal alanı Herun'da bunlardan biridir. Büyük ve küçük tümülüs olarak bilinen Sofras anıt mezarları iki ayrı yerde bulunur. İçlerinde düzgün kesme taştan yapılmış tonozlu mezar odaları ve lahitler bulunur. Güneyde bulunan girişinde zeminden 5 metre aşağı inildikten sonra dromos denilen ön girişi vardır. Ön giriş bitiminde ise mezar odası bulunmaktadır. Anıt mezar, M.Ö. 2. yüzyılda Roma döneminde yapılmıştır. Binlerce yıldır yer altında gömülü olan bu eserler, yılların yıpratamadığı eserler, ziyaretçilerini orada binlerce yıldır zamanın donduğu hissini yaşatmaktadır.
Perre, Komagene Krallığı'nın 5 büyük kentinden biri olan ve bugün Pirin olarak bilinen antik kentin adıdır. Kent, Bizans döneminde antik batı dünyasını Pers ülkesine bağlayan büyük bir yol üzerinde olması nedeniyle de oldukça önemlidir. Bu dönemde Hierapolis olarak anılan Perre, milattan sonra 325 yılında Nikea'da toplanan İncil Konseli'ne Piskopos Ioannes Perdos yönetimindeki Persidas eyaletinin bir şehri olarak katılır. Milattan sonra 433 yılında Samosatalı Andreas Alexandria'ya yazdığı mektupta Perre'de bulunan bazı önemli piskoposlardan bahsedilir. Bütün bunlar Perre antik kentinin antik dönemde hem dinsel hem de jeopolitik önemini doğrulamaktadır. Burası nekropol, nekros ölü, polis şehir, yani ölülerin kenti, yani bugünkü deyimiyle mezarlık. Tabii antik kente baktığımızda nekropolün mezarlığın çok geniş bir mezarlık olduğunu görüyoruz. Yani kapasitesinin çok üzerinde, 3-4 katı kapasitesi üzerinde bir mezarlık alan. Bunun sebebi sadece antik kentte, yani Perre antik kentinde ölenlerin gömüldüğü değil, diğer Komagene kentinde ölenlerin de buraya gömüldüğü bir nekropol, yani özellikle bir nekropol. Bunun sebebi hemen Nemrut Dağı dediğimiz Hieratezion kutsal alanı gördüğü için Komagene'nin diğer kentlerinde ölen kişiler buraya gömülmüş. Anakaya uyularak oda mezarlar yapılıyor. Oda mezarların içerisine lahitler yapılıyor. Yine sandık tipi tarzda yapılan mezarlar var. Ve yine lahit tipi mezarlar dışarıda da, yani galerilerin dışında da yine lahit tipi mezarlar var. Perre antik kenti mozaik kalıntılarıyla, tapınaklarıyla, taş işlemeciliğiyle ve mimari tarzıyla kendi dönemindeki en üst teknolojinin kullanılmış olmasıyla ziyaretçilerini adeta hayrete düşürüyor. Bin yıllık tarihin en muhteşem izlerini taşıyan ve 16 ayrı medeniyete ev sahipliği yapan Adıyaman'da tarih ne gezilir ne de anlatılır. Adıyaman'da tarih güneşin doğuşuyla birlikte yaşanır.